çıldırdı yine. Feride Hanım geldi. Hoş geldiniz Feride Hanım. Durumu nasıl? Ölüyor. Necat abi geliyor muymuş? Haber vermemişler. Ne zalim kadın ya Rabbim. Biz haber verelim. Öyle yapacağız zaten. Melek, gel kızım. Öpme. Ne zaman döndün? Şimdi geldim. Oh. Çok mu ağır? Ölüyormuş. Necat'a haber vermek lazım. İyi. Versinler o zaman. Aa, o kadın Necat'ı babasıyla görüştürmek ister mi sanıyorsun kızım? Bizim aramamız lazım. Yazık, sonra haber vermediniz diye size gücenir. Kim bilir dünyanın neresindedir şimdi? Yeni numarası da bizde yok. Gazeteden öğreniriz numarasını. Verirler mi dersin? Burada mail adresi var. Mail atarız. Aa, çok iyi düşündün. Hadi Zülal. Ben niye yazıyorum? Oturup ben mi yazayım kızım? Yaz, durumu anlat, gelsin bir an önce. Anne lütfen bulalım numarasını, konuş işte. Zülal niye böyle yapıyorsun? Bak çok üzüyorsun beni yavrum ya. Anneciğim yıllardır ne konuştuk ne görüştük. Şimdi pat diye baban ölüyor. Hadi gel diye yazamam ki. Zaten gelmezdi. Olsun. Sen yine de yaz, haber ver. Küs müsünüz yoksa? Münasebetçin. Teyze çocukları birbirine küser mi hiç? Kardeş sayılır onlar. Melek, hadi gel kızım aşağıda bana yardım et. Ben yazayım isterseniz Feride teyze. Kızım. Netten önce çömleğe düşme. Aileden biri yazsın. Sana ne oldu? Diye söyleme ama. Önce durumu güzelce anlat. Sonra benim onu ne kadar özlediğimi söyle. Gelsin bir an önce. That band became Boyzone, one of the most successful boy groups of the 90s with a string of hits. Good morning. Good morning. Your breakfast is getting cold. Don't care, Jenny. James. I am sorry. James.
Merhaba. Uzunca bir aradan sonra sana böyle bir maille merhaba demek istemezdim. Ama mecbur kaldım. Baban çok hasta Nejat. Annem bugün görmeye gitti. Durumun hiç de iyi olmadığını söylüyor. Gelmen lazım. Buna pek istekli olmadığını tahmin edebiliyorum. Babana çok kırgınsın ama annemin hatırı için gel hiç olmazsa. Sonradan pişman olmamak için gel gör babanı. Her dakika çok kıymetli. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Annenin mutfakta mı hala? Evet, Nejat abinin en sevdiği yemekler yapılıyor. Abarttınız ama siz de. Belki burada bile kalmayacak. Tabii ki burada kalacak. Nerede kalacak? Burası onun da evi. İhtiyacın var mı da? Aman tamam git Zülal. Lütfen iş yapıyorsun zaten. Melek yardım ediyor işte. Beni annem çağırıyor aşağıdan. Bitti. İkiniz de gidin. Melek, kapaklı bir sürahi çıkarıver yukarı yavrum. İçine de su doldur, tamam mı? Tamam. Karabiberi ver bakayım. Anne. Hı? Sen onun neden çekip gittiğini biliyor musun? Yurt dışında okumak istedi. Birdenbire mi? Bence Züler küstürdü onu. Saçmalama. Çok kavga ederlerdi, olamaz mı? Allah aşkına bir işe yaramayacaksan ayak altında dolaşma kızım. Çok işim var hadi. Uçak rötar yapmadıysa inmiştir. Aradın mı baban? Aramadı. Özlettin kendini. Ben de özlemişim. Sahi bunca zamandır İstanbul'a hiç mi gelmedin? Yoksa geldin de eve mi uğramadın? Hiç gelmedim. Yalan değil vallahi. Kim bilir baban seni görünce ne kadar mutlu olacak. Öyle mi dersin? Ya o defolup gidecek bu evden ya da ben. Anladın mı? Kız. Çek ellerini. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hemen toplanıp gitmezse yarın ben gideceğim ona göre. Tamam mı? Şuna bak. Yine kapı ağzında bizi dinliyor. Nasıl da düşman düşman bakıyor. Fahri ben söyleyeceğimi söyledim. Karar senin. Hep senin yüzünden çıkıyor bu evde hırgür. Baba.
Teyzen seni alıp götürsün. Yetti artık. Ben... Olmuyordu. Baktık olmayacak, üçer tane almaya başladık. Biri Feride Hanım'a, biri Zürel'e, biri aşağıda bize. Senin sayende dolaşıyoruz dünyayı. Ha? Geç bile kaldılar. Evden arıyorlar. Alo. Alo. Halil Efendi, indi mi uçak? İndik indik teyzeciğim, yoldayız. Ah canım. Hele şükür sesini duyabildim. Bir dakika. Alo, nasılsın teyzeciğim? Seni göreceğim, daha iyi olacağım. Çok özledim Nejat. Ben de sizi çok özledim vallahi. Hadi gel, bekliyoruz. Önce diğer eve bir uğramam lazım. Ha, tabii. Tabii yavrum. Hadi vakit kaybetme. Tamam, birkaç saate görüşürüz. Bekliyoruz yavrum. Geliyorlar mı? Önce babasına gidecek, sonra gelecek. Ya. Kesin bir an önce görsün babasını. Ne olur ne olmaz. Sonra yine hep birlikteyiz. Sen nereye? Dışarı çıkıyorum, dolaşacağım biraz. Nejat ne zamandır ilk defa geliyor kızım. Ayıp. Karşılamayacak mısın onu? Anneciğim, söyledin ya biraz önce. Nasıl olsa artık hep birlikteyiz. Hadi Melek, sen de gel. Ben bugün gelmeyeyim. Anneme yardım edeceğim. İyi, bay bay o zaman. Melek, tatlıyı fırından çıkar, üstüne de şurubu döküver kızım, hadi. Sağ ol Evset, bunca işin arasını unutmadım çayım. Unutur muyum hiç? Gel otur şöyle, dinlen biraz. Tamam. Sağ ol. Nejat'la konuştum az önce. Aa, çok şükür, Salimen inmiş demek ha? Geldi, geldi. Babasını uğrayıp oradan gelecek. İyi, aferin. Evset, Nejat'ın gelişiyle bir şeyler değişecek mi dersin? Umarım değişir. Yani bu evde ona çok ihtiyacımız var Feride Hanım. Tatlıya bakayım ben. Keşke daha erken gelseydin de sahip çıksaydın babanın mallarına. Belki sanırım baban hayattayken her şeyi üstüne yaptırdı diyorlar. Ben onlardan hiçbir şey istemiyorum. Acele etme. Bekliyorum ben. Uzun sürmez. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu. Evet. En son görüştüğümüzde ben ilkokula gidiyordum herhalde. Herhalde. Gel. Oo. Hoş geldin. Hayırsız. Geleceğini bile teyzenden öğreniyoruz. Odasında. Ben de bakayım. Bakıyorum hiç değişmemişsin. Aynı serkeş, aynı başına buyruk asi çocuk. Yüz vermiş çocuğa. Bak ölüm kokusunu aldı, nasıl da geldi. Hastanede yattı. Sonra eve dönmek istedi.
Doktorlar izin vermedi ama annem babamı kıramadı. Üşümesin diye elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hadi sen gir, ben odamdayım. Cehennem burada. Annem beni hiç affetmeyecek. Sen affet oğlum. Tamam, sus, yorma kendini. Affet beni oğlum. Seni yapayalnız bıraktım. Yapma, tamam şunu. Kötü olacaksın. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yaptın sanıyorsun? Çekil. Çekil. İşte bu yüzden gelmeni istemiyorum buraya. Krize girecek. Allah'ım krize girecek. Baba. Çık dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dedim size. Yarın geleceğim. Gel. Thank you.
Bence bu oda biraz fazla sıcak. Sen biraz serinle. Kimse yukarı çıkmasın. Beyefendi çok yorgun, dinlenecek. Peki efendim. Babam nasıl? Çok hırpalandı, uyuyor. Yarın yine gelecekmiş. Bu sefer yanına girmesine izin vermeyeceğim. Onun umurunda değil babası. Sonra bize üzüntü olacak. Babacığın yarın noteri ve avukatları çağırmış. Her şeyi oğlunun üstüne yapacak. Arsızlar. Oğluna bakıyor diye Feride cadısına bağışladığı köşk yetmiyormuş gibi her şeyi istiyorlar. Babanın durumunu öğrenince nasıl hemen haber verdi? Yetişsin de her şeyin üstüne konsun diye. Anne söyleme böyle. İyi ki geldi, iyi ki gördü babasını. Benim salak kızım. Ben ne diyorum, sen ne konuşuyorsun? Yarın bir gün 5 kuruşsuz kalabilirsin ortalıkta. Buyurun. Teşekkür ederim. Başka kartınız var mı acaba? Ne oldu? Yetersiz bakiye diyor. Mümkün değil. Bir daha deneyin. Maalesef. Bunlar kalsın o zaman. Ben sonra şoförümle aldırırım. Siz bilirsiniz. İyi günler. İyi günler. Ellerinize sağlık. Çok yoruldunuz. Olur mu hiç? 5 yıllık hasret bitiyor. Yorgunluk vız gelir. Efendim? Kızım efendim diye açma şu telefonu. Söyle Zülay. Tamam veriyorum. Zülay. Efendim Zülay'cığım. Anne kartları ödemedin mi? Hepsini ödeyemediler galiba. Ya söyleseydin keşke, rezil oldum dükkanda. Özür dilerim hayatım. Özür dileme sevgilim. Önemli değil. Öylesine bir şeyler almıştım. Bugünlerde biraz dikkat etmemiz lazım Zülay'cığım. Tamam tamam. Geldi mi? Hayır henüz gelmedi. Tamam. Gel artık sen de. Biraz daha işim var, gelirim. Ne işin var canım? Hadi canım öpüyorum. Görüşürüz. Necat'ın dönmesine engel olun Feride Hanım. Bu gemiyi daha fazla yürütemeyeceksiniz. Geldiler. Teyzeciğim. Hoş geldin. Bakayım.
Çok yakışıklı olmuşsun. Ya ne demesin, saçlar beyazlıyor. Dandik beyefendisin. Efsat Hanım. Hanım mı olduk şimdi? Çok özlemişim. Annene daha çok benzemişsin. Siz hiç değişmemişsiniz ya. Teyzem de, sizler de. Yalancı. Ya Allah bırak, ben alırım. Bırak, küçücük çanta zaten. Başka eşya yok mu? Çok kalmayacağım. Alışverişe gönderdim onu. Birazdan gelir. Hey! Kız, Şatifilli. Melek, in kızım aşağı. Hala çocuk sanıyor kendini. Hoş geldin. Sen ne kadar büyümüşsün böyle. Ya. Evet. Aklı hala küçük ama. Ben sizi çok özledim. Ben rezil bir adamım Efsat. Ben aşağılık bir adamım. Hadi kalk. Oturma bu soğukta. Efsat, ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Çok acı çekiyorum. Ne yaptın? Söylesene. Zülal'e aşık oldum. Feride Hanım'la konuş. Hayır. Teyzeme nasıl söylerim ben bunu ya? Hayır. Söyle. Belki seni teselli edecek bir şey söyler. Öldüreceğim kendimi. Öldüreceğim kendimi. Bana bak. Bana bak dedim. Ne oluyor? Sen bu kadar aciz bir adam mısın? Kendine bir şey yaparsan en başta teyzeni öldürürsün. Git buradan. En iyisi bu. Uzaklaş Sülay'da. Neşat. Herkes için acı olur bu. Zülal acı çeker. Feride Hanım acı çeker. Anne, ne yapıyorsun sen hala orada? Kapının girişinde dalmış gitmiş böyle. Gel buraya. İyisin değil mi? Gazetede yazılarını görünce nasıl gururlanıyoruz bir bilsen. Anlattım ben yolda. Sağ ol. Rest assured they will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes a performance of my duty. Neredesin? Actually, ay inanmıyorum sana. Arkadaşlarım var, kapatıyorum. And that reward will be your family. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Televizyona da program yapsan keşke.
Ya ben yazmayı seviyorum. Eskiden beri hep yazardım. Evet. Züler de her yazdığını okumak isterdi. Şiirlerinle ne dalga geçerdi. Ya. Wer oder was ist ein gefreiter Putz? Der Soldat, den Sie persönlich treffen wollten. Sein Trupp ist in einen Hinterhalt der Juden von Leutnant Reyes geraten. Er hat als einziger überlebt. Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Hadi biz çayı hazırlayalım. Onlar da biraz sohbet etsinler baş başa. Nerede benim lokumlu kurabiyelerim? Geliyor. Bu ev insanı içine girer girmez sarıyor. Babanı görebildin mi? Demek babam da hasta olabiliyormuş. O sesiyle geri göğü inleten adam nefes almakta bile güçlük çekiyor. Acıyamadım bile, şaştım kaldım. Tabii. Ya dün gece de uyuyamadım. Tamam git odanda uzan azıcık yemeğe kadar. Vallahi iyi olur. Eski odanı hazırladık yine sana. Öyle mi? Harika. Eski odan ne demek? Orası her zaman Nejat'ın odası. Hadi yemekte görüşürüz. Bana rahatlık versin yavrum. Bornoz'un havluların gardıropta eski yerlerinde. Ben koydum. Sağ ol. Melek. Melek'ciğim. Hadi biz de anneye yardım edelim. Thank you.
gözü kara maceracıya bak. Nasıl da korktun öyle? Çok sessiz geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Odaları karıştırdın galiba. Seninki karşıda. Ben sadece evi biraz dolaşıyordum, o kadar. Film nasıldı? Yarısında çıktım. Babanı gördün mü? Konuştunuz mu? Uzun zamandır kullanılmıyordu bu oda. Sen geleceksin diye yeniden hazırladı annem. Sırt çantan nerede? Çadırın, avcı bıçağın. Hepsi içinde. Kurtarma botum da var. Tahmin ederim. Ne kadar kalacaksın? Bir iki gün. Aslında hiç gelmeyecektim bile. Ama Melih senden gelince direnemedim. Annem çağırmamı istedi. İyi ki çağırdınız. Neyse ben çıkayım, sen de dinlen. Akşam ziyafette görüşürüz. Bizimkiler geleceğini duyduklarından beri yere göğe inettiler Nejat Nejat diye. Bütün sevdiği yemekleri yaptılar. Bir faaliyet, bir faaliyet sorma. Nejat sever. Aman teyze yeter, patlayacağım. Ya oğlum bir şey olmaz, çok hafif bu, ye. Oo çok, yeter yeter. Ha. Pardon. Ziyan yok, yıkarız. Leke tutmuyor bu örtü, boş ver. Orada burada yediğin böcekleri ballandıra ballandıra anlatıyorsun gazetede. Bizim yemeklere geldi mi yok istemem. Daha küçükten keşfe meraklıydı. Kaç kere kayboldu, oradan buradan topladık, hatırlamıyor musunuz? Kaç kere yüreğime indiriyordu, kaç kere. Hiç unutmam, bir gün üçü bahçede saklambaç mı oynuyorlar, ne yapıyorlar? Başlamasak çocukluk anılarına. Askerlik anıları gibi, başladı mı sonu gelmez şimdi. Züler hatırlamak istemiyor. Nejat çok uğraşırdı. Amma kızdırırdı değil mi? Seni iki ayakkabıya eskiciden aldık diye. Neden başlamayalım dediğimi anladınız mı şimdi? Bunun gibi daha neler neler. Artık İstanbul'da yeniden keşfe çıkarsın. Çok değişti, çok. Hiç bıraktığın gibi değil. Burada da biz rehberlik ederiz sana. Zülal'le birlikte gezdiririz. İki gün kalacakmış. Zaten ben bunu yanında gezdirmem. Karizmayı dağıtmaya hiç niyetim yok. Bak şimdi. Ne diyorsun sen ya? Ben artık ünlü biriyim. Ünüm dört bir kıtayı aştı benim. Ya? Öyle vallahi. Adım artık ansiklopedilere geçecek neredeyse. Çok özlemişiz seni. Melek, suyu alabilir miyim? Tabii.
Selam. Erken döndün. Çıkacağım yine. Emre'lerin evde parti varmış. Oraya gideceğim. Gez güzelim, tamam. Babam nasıl? Bugün sakin. Rahat uyuyor. Bir bakayım ona da. Gördün mü bahçeyi? Ağaçlar nasıl büyüdü? Çok güzel olmuş. Hala çok güzel. Sağ ol. Gücüm yettiğince uğraşıyorum ama anca bu kadar. Ne yapayım? Her işe birden yetişemiyorum oğlum. Çok yalnız kaldık aslında. Gençler yardım etmiyor mu? Ben ediyorum vallahi. Seni buldular diye naz yapıyorlar. Zülay. Aman o okulunu bitirsin yeter. Bu senin dersin iyice serdi zaten. Aşk olsun anne. Veremediğim dersim yok. Not ortalamam yüksek değil o kadar. Dans ediyor musun hala? Evet. Her gün açılıyor o müzik. Beden ritme uyuyor. Böyle huşu içinde kendinden geçiyor. Başka bir aleme dalar gibi. Kendi burada, ruhu çok uzaklarda geziniyor gibi. Bunların işleri güçleri böyle gırgır işte. Buyurun efendim. Evet buyurun. Başın sağ olsun. Sağ olun.
Hoş nasılsınız? Dostlar sağ olsun. Yetişebildin mi? Sağ ol. Dün geldim. Gördüm. Konuştum seninle falan. Hay Allah ya. Allah sabır versin. Sağ ol. Sizinkiler mi? Teyzem oldu. Teyze teyze. Namı hatırladın mı teyze? Hatırlamaz olur mu? Nasılsınız? Başınız sağ olsun. Sağ ol. Bayanlar arkaya saf tutalım. Erkekler öne. Niyet edelim cenaze namazı kılmaya. Her iki niyetine. Bugün hazır olan imama Allahu Ekber. Allahu Ekber. Teşekkür ederim. Ah, yedi bitirdi, yedi bitirdi. Hep gözü yollarda kaldı. Kahretti gitti. En çok da Necat'ın yokluğuna dayanamadı. Zatürre falan yalandı. Necat diye diye hasta etti kendini. Ne nükhetle ben yetebildik ona. Kendini terk edilmiş hissediyordu. Gel biz çıkalım. Necat, içeri geçelim istersen. Konuşalım biraz. Nükhet kızım, hadi sen de git abinin yanına. Belki bir şeye ihtiyacı olur. Hadi yavrum. Olursa söyler anne. Bunu konuşmak için çok erken biliyorum ama Fahri Bey yeni bir vasiyet hazırlamamı istedi benden. İşlerini tamamlamak için ömrü vefa etmedi. Bütün mal varlığını sana bırakacaktı. Biliyorum. Bana da söyledi. Ben de ona istemediğimi söyledim. Malların bir kısmı sağlığında Belkıs Hanım'ın üstüne geçti. Kalanı sana satılmış gibi yapacaktı. Böyle bir günde kapalı kapılar ardında ne konuşuluyor merak ettim doğrusu. Sizinle ilgili bir şey değil Belkıs Hanım. Fahri Bey'in vasiyetnamesini konuşuyorduk. Utanmıyorsunuz değil mi? Babana biraz önce toprağı verdik. Ayağında mezar toprağıyla miras peşine mi düştü? Çirkinleşmeyin. Birkaç gün sabredemedin mi? Acımız bu kadar tazeyken bunu bize yaşatmaya hakkın yok. Belkıs Hanım. Sen nasıl bir insansın ha? Nasıl bir evlatsın? Hiçbir saygın yok. Kes dedim, kes!
İstemiyorum sizin paranızı. Bugüne kadar istemedim. Bugünden sonra da istemiyorum! Anne! Yalancı! Avukatı çekmiş içeriye para konuşuyor. Bir gün bile babasını aramayan çocuk oturmuş içeride miras pay ediyor. Senin gibi evlat olmaz olsun. Anne lütfen, lütfen. Baban için bir para için gelmiş. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bari böyle bir günde yapmasaydı. Nejat, Nejat. Yavrum, iyi misin? Duyma sen bu kadının söylediklerini. Gidelim oğlum, gidelim bir an önce buradan. Benim arabayla gidelim. Arayacağım seni. Yapma şovunu edepsiz. Hadi yavrum. Annen de koksun diye yaptı kızım. Kadın ne duasını okur ne helva kavurur şimdi. Biz Allah rızası için yapalım da. Allah kabul etsin. Hadi yiyelim. Dur demlensin kızım. Çok geç oldu, niye gelmediler hala? İlk gece şimdi kalabalıktır evleri. Nejat orada kalmaz değil mi? Yok daha neler. Ne bileyim, belki kardeşinin yanında olmak ister. Durur mu hiç o kadının yanında, gelir. İyi ki geldi, gördü babasını. İçinde kalırdı yoksa. Ya ömür bu yoktu olurdu vallahi. Gider ayak barıştılar neyse ki. Siz niye küsmüştünüz Nejat'la? Nejat abin ne zamandan beri Nejat oldu? Zülal, bir şey sordum. Niye küsmüştünüz Nejat'la? Nereden bileyim ben? Unuttum. Hem hatırlamadığıma göre önemli bir şey değil demek ki. Canım, çocukken her gün ne kavgalar eder sonra barışırdınız. Oo. Odamdayım ben. Feride Hanım'ın işi şimdi daha zor, ben sana söyleyeyim. Kendi hatası. Ay deme öyle, ne yapsın kadın? Türlü türlü şey düşünüyor. Korkuyor işte. Korkunun Necer'e faydası var mı? Çok geç kaldı zaten, çok. Bakalım Allah hayretsin. Amin. Konyağınız varsa gelirim. Vardır mutlaka. Buyurun. Anne, geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Bir şey hazırlayayım mı hemen? Yok sağ ol. Zülal nerede? Haberi yok geldiğinizden. Haber vereyim ben hemen. Gel. Zülal. Hadi gel, Namık da geldi. Buldular mı yine birbirlerini? Acayip bir şey olmuş vallahi. Bakışları ok gibi. Delip geçiyor insanı. Hadi.
Aman Melek. Geliyorum, bekle. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oğlum? Bilmem. Hala şaşkın haldeyim. Ne hissettiğimi anlayamıyorum bile. Başkasının başına gelmiş gibi izliyor insan değil mi? Evdekiler ne durumda? Hiç açma o konu, hiç. Herkesin yanında yapıyorsun, bozuluyorum. Gel buraya, git oraya, bozuluyorum. Yaptırtma sen de. Ha, iyice çocuklaştın. Allah Allah, ne oluyor? Bir ağrı kesici versene, enset başım çatlıyor. Bey kız yaptı yapacağını yine. Ne oldu? Miras için geldin diye saldırdı çocuğa. Aa! Sus, sus. Rezil. Meğer Fahri Bey yeni bir vasiyet hazırlıyormuş. Bütün malı mülkü Necat'a bırakacakmış. Vicdan azabından tabii. Neyse, ölünün arkasından konuşmayayım. Avukatla konuşurken duydu, çıldırdı. Nasıl kaçacağımızı bilemedik. Vah, vah. Allah'tan Namık yanımızdaydı da. Yoksa zor toparlardım Nijat'ı. Canım, Nijat da alsın hakkını. 5 kuruş istemem diyor. Ay, olur mu öyle şey? Burada kalıp hakkına sahip çıkması lazım. Laf dinlemez ki. Anlatırsanız dinler. Neyi? Gerçeği. Ne diyorsun sen? Anlatın Feride Hanım. Eğer gerçeği bilirse kalır burada. Zülal için kalır. Ne söylemeye çalışıyorsun sen? Bu evde çok sır var Feride Hanım. Benim de bir sırrım var. Zülal'le ve Nejat'la ilgili. Yıllar sonra böyle bir vesileyle bir araya gelmek üzünlü oldu. Okuldan sonra ilk defa mı görüşüyorsunuz? En son geçen ay İtalya'da Lecce'de görüştük değil mi? Karşılaştık. Evet ya, dünya küçük gerçekten de. Seni hiç tanıyamadım ama. Çok değişmişsin. En son liseye yeni başlamıştı sen bu eve geldiğinde. Doğru mu? Bilmem, galiba. Ben sizi hemen tanıdım. Gösterdim Zülal'i. Siz beni hatırlamadınız ama. Özür dilerim. Bizim Evset Hanım'la Halil Efendi'nin kızı Melek. Ha. Melek de benim en yakın arkadaşımdır. İkimiz kardeş gibi büyüdük. Üçümüz. Üçümüz kardeş gibi büyüdük. Çok güzel. Ben yatarsam kusuruma bakmazsınız değil mi? Yabancı mıyız aşk olsun? Rahatına bak. Hem sizin konuşacaklarınız vardır şimdi. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler.
şey mi bozuldun sen? Yok. Bir şey mi oldu? Yok. Ne bileyim öyle birdenbire kalkınca. Yok. Peki. İyi geceler. Sana da. Gibi değil seninki. Sürekli tatil modundasın. Ya ne demesin. Bir de bana sor. Yoruldun mu? Yaşlandık. İşler kötü mü? İşte bu sene biraz çalıştık. Sene sonuna kadar idare ederim herhalde. Necat'ın bu evden gitmesini ben istedim. Ne bileyim böylesi herkes için daha iyi olur dedim. Söylerseniz her şey değişebilir bir anda. Bunu söylemek size düşer Feride Hanım. Artık zamanıdır. Bilemiyorum Mevsim. Bilemiyorum. Paraya ihtiyacım var mı? Yeni macera. Sponsored by Naam Kandanç. Dalga geçme. Gerçekten soruyorum. Aslında beni var eden sensin biliyor musun? Paris'teki evin anahtarını vermeseydin parklarda yatıyor olacaktım. Bana sponsor olmasaydın ilk yazı dizisini yapamayacaktım. Bundan sonra sen bana sponsor olacaksın. Ne de olsa artık zenginsin. Ya. Ne demezsin. Şaka bir yana Necat. Aklını başına topla. Bırakma o kadın her şeyi. Burada kal. Babanın mallarına sahip çık. Kendine bir iş kur. Ya da gir bir gazeteye, televizyona. Yine bildiğin, anladığın işi yap ama burada yap. Ben burada kalamam Namık. Bırakacak mısın o kadına bütün serveti? Umurumda bile değil. Aptallık ama senin bu yaptığın. Sana göre öyle. Bana göre doğru olan bu. Durmam diyorsun yani. İlla ki gideceksin. Durmam. Duramam. Kızıma bir bakayım dedim. Oturuyorlar mı hala? Necat gitmeyi düşünüyor. Gitmeyecek miydi zaten? Belki kalır diyordum. Herkes nerede mutluysa orada yaşasın. Ben kalmasını istiyorum ama. Aa, olur mu öyle şey? Özgür ruh oldu başımıza. Durdurabilir misin onu hiçbir yerde? Babasına bile zor geldi. Bence kendini hiç hazırlama. Necat gidecek. Gitsin de zaten. Peki canım. İyi geceler yavrum. Sana da sevgilim. Boşaltın. Hiçbir giysisini görmek istemiyorum. Dayanamam onları görmeye. Siz dinlenin biraz hanımefendi. Çok geç oldu, yoruldunuz. Biz hallediyoruz. Boşaltın koridorda. Tamam. Neden görüşelim yine. Tamam. Geldiğin için sağ ol. Ara bak. Kaytar mı? Tamam.
galiba. Nejat'ın bilmesi lazım. Allah'ım sen bana güç ver. Gözlerin hiç değişmemiş. Çocuksu bakışların kaybolmuş ama... büyümüşsün. Çok güzel olmuşsun. Teyze uyumadın mı hala? Uyuyamadım. Gel otur şöyle. Çok yaşlandım artık. Gücüm kuvvetim kalmadı. Öyle deme. Maşallah var. Yok yok. Çok yük var sırtımda, taşıyamıyorum. Bu yaştan sonra maddi sıkıntılarla uğraşmak da zor geliyor insana. Bilmiyordum. Ama elimden geleni yaparım, merak etme. Gitme Neşat. Gitme oğlum. Sana ihtiyacımız var. Kalamam teyze. Ama her bakımdan yardımcı olurum. Söz veriyorum. Bu ev senin Neşan. Biliyorum, sağ ol. Gerçek anlamda senin. Siz büyürken paraya sıkıştım. Babandan yardım istedim.
Ama ev karşılığında. Evi ona sattım. O da parasını verdi. Ondan tek bir isteğim vardı. Sen 18 yaşına geldiğinde bu evi senin üzerine yapmasıydı. O da kabul etti. Ben bunları konuşmak istemiyorum teyze. Ben babamın hiçbir şeyini istemiyorum. O zaman da böyle inat etmiştin. Ne zaman konuyu açsan benim ağzımı kapatmaya çalıştın. Bilmiyorsun Nejat. Baban sözünde durdu. Bu evi senin üzerine yaptığına dair bir kağıt imzaladı. Avukatın önünde. Bu ev senin Nejat. Yıllardır senin evinde oturuyor. Sana çok şey borçluyum yavrum. Sakın. Sakın. Bunları bir daha duymak istemiyorum. Ben senin hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Bu ev senin. Dilediğin gibi yaşayabilirsin. Konuyu bir daha da açma. Darılırım. Çok korkuyorum oğlum. Çok korkuyorum. Zülal'i kaybetmekten. Yalnızlıktan. Gelecekten. Her şeyden. Korkma. Her şey geçecek. Yapma, tamam mı? Biliyorum artık. Ben kaçmadım, sadece gittim. Ezzet bana bu gece her şeyi anlattı. Nasıl bu kadar kör olabildim? Zülal'e olan aşkını nasıl hissedemedim? Hayır.